Seni duymayı reddeden sevgiline karşı kendini en iyi şekilde nasıl ifade edebilirsin? Erkek arkadaşın ya da kız arkadaşın, eşin, sen tam bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsun ama kendini anlatmakla anlatamamak arasında hiç sıkıştığın oldu mu? Mesajını tam anlatmak istiyorsun ama mesajının tam anlaşılamadığı ve ona duyuramadığın için de kendini çok kötü bir ruh halinde hissediyor musun? Karşındaki kişi bir şekilde senin demek istediğini duymuyor ve o anlar o tartışma anları tansiyonun o kadar yüksek olduğu anlardır ki senin yanlış anlaşılma ihtimalini de çok yüksek oranda arttırabilir. Dolayısıyla yanlış anlaşılmamak için de kendimizi daha iyi, mesajımızı daha iyi yapılandırmamız gerekiyor. İşte bugün 7 maddede bunu anlatacağım sizlere. Tartışma iyi midir, kötü müdür? Elbette ki bugün yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. 14 yıl boyunca tartışan çiftlerin bu tartışmayı bir sonuca bağladıklarında yani pozitif bir çıkarımla çatışma üretken bir sonuca dönüştüğünde fırsatlar yarattığını da ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla tartışmamak da hiç iyi bir şey değil. Önemli olan bu tartışmayı iyi bir şekilde yönetebilmek. Ama burada size anlatacağım şey mesajını nasıl iyi iletebilirsin? Net olarak bu. Şimdi birinci nokta şu. Ki öncelikle kendi duygularınızı anlayın sevgili arkadaşlarım. Yani senin ihtiyacın ve hissettiğin bu duygu ne? Bu duygunun yüzde kaçı benim hayatımla ilgili, yüzde kaçı onunla ilgili? Hani ben kendimden ne bekliyorum? Yani bu yüreklerim benim kendi isteklerim ve beklentilerim mi? Yoksa onun beklentileriyle ve istekleriyle mi alakalı yoksa bu durum ne kadarı onunla ilgili ne kadarı benimle ilgili ve ben öncelikle durumumu ve duygularımı iyi ifade edebilmek için kendi duygularımı iyi hissedebilmem gerekiyor. Gerçekten ne hissediyorum ve gerçekten neyi ifade etmek istiyorum. Bazen kendime bile ifade edemediğim konularda ben karşımdakini iyi bir şekilde ifade edemem. O yüzden birinci olarak kendi duygularınızı hissedin. İhtiyaçlarınızı gerçekten oradaki beklentiniz ne? Bunu netleştirmek, altını çizmek çok önemli. Bir de bu sürecin ne kadarı sizinle ilgili, ne kadar onunla ilgili. Bu da çok önemli bir ayrım. Şimdi ikinci nokta çok önemli. Onu pozitif bir tutumla ve aktif bir şekilde dinleyin. Şimdi aktif dinlemek çok önemli. Aktif dinlemek şu, göz iletişimi olması çok önemli. Aktif dinlemek pasif bir şekilde Hani dinliyormuş gibi gözükmek de değildir. Empatik bir şekilde dinlemektir. Yani kısacası şudur. Karşı tarafı dinlerken ya da o kişiye baktığınızda halden anlamaktır özetle. Yani onun halinden anlayabilme becerisidir. Dolayısıyla aktif dinleme karşıdaki kişiye sorular sorabilme, aktif dinleme sadece o kişinin kendini anlatmasına, kendini ifade etmesine de izin vermektir. Ne onu kapatmaktır ne de kendini kapatmaktır bu anlamda dinlediğinizi hissettirebilmektir aslında. Bununla ilgili çok konuşma yapılabilir ama demek istediğimi siz anladınız. Şimdi üçüncü nokta da çok önemli bakın. Genelde bu anlarda yani size karşınızdaki bir kişiye mesajınızı iletmeye çalıştığınızda ve reddedildiğinizi psikolojik olarak ya da beden diliyle ya da bilinçaltı boyutta hissettiğinizde size öfkelenmeye başlar insanlar. Bu erkeklerde de olur, kadınlarda da olur ve öfkeli olduğu zaman da daha saldırgan olabilirsiniz. Dolayısıyla bakın beden dilinizle, gözlerinizle, bedendeki duruşunuzla, tavrınızla, yaydığınız enerjiyle öfkeli davranışlar sergilersiniz ve karşı tarafta daha çok savunmaya geçecektir. Yani öfkeden kastettiğim bağırmak, beni dinle, dinlemiyorsun, sesini yükseltmek ve aslında öfkeden kastettiğim şu, pasif öfkeli de olmayın. Hani pasif öfkeli olmak şu demek, beden dilinde ona karşı hiçbir şey söylemiyorsun ama mimiklerinde ona karşı nefretin ve kinin olduğu ve aslında sessizliğin sessizliğinle bir şekilde pasif bir saldırı olduğunu, aslında tepkisizlik de pasif saldırıdır. Dolayısıyla bu tarz durumlar durumu çok daha iyi hale getirmez. Yanlış anlaşılmanıza ve karşı tarafa da negatif duygu yüklemenize sebebiyet verir. Dolayısıyla burada istediğinizde alamazsınız. Sonuç olarak tırmandıran bir durumdur. O yüzden yavaş ve sakin durumu süreci fark etmek ve yavaş ve sakin bir durumda ifade etmek çok önemli. Ama burada da yavaş ve sakin derken böyle pasif, agresif bir şekilde değil. Şimdi beni dinlemeni istiyorum. Ne demek istediğimi tam olarak anlamadın sen. Hani böyle yavaş yapmaya çalışıyormuş gibi de değil. Hani, hani böyle psikopatça bir tarzda da değil. Şimdi dördüncü nokta ise şu. Kabalıktan ziyade nezaketi seçin sevgili arkadaşlarım. Çünkü kabalık en kolay şeydir. E, kaba bir şekilde hani en yalın halinizle e, karşı tarafa bir şekilde sanki hiç tanımıyormuş gibi. Genelde kadınlarda şu vardır. Adamları bir şekilde sanki hiç tanımıyormuş gibi daha önce bir anda yalnızlaştırırlar. Adamlar da erkekler de genelde çok sert bir şekilde iletişimi kesme ve çekip gitme huyları vardır. Dolayısıyla burada erkekler hani iletişime daha açık olmaya, kadınları da mesela kendilerini kapatmamaya burada davet ediyorum bu videoda aslında. Çünkü kaba bir şekilde davranmamaya da aynı şekilde durumunuzu nezaketli bir şekilde izah edebilirsiniz. Kabalık şuna getiriyor. Beşinci aşamada karşınızdaki kişi suçlamaya başlıyorsunuz. Senin yüzünden böyle böyle oluyor demiyorsun da belki ama sen şöyle şöyle olmadığın için bugün böyle böyle yaşıyoruz diyelim ki sen hissettiriyorsun karşı tarafı partnerine. Bunun yerine mesela onu suçlamak yerine onun yaptıklarının size ne hissettirdiğine odaklanın. Yani size yaptıkları ne ya da senin aslında ondan yani kendi hayatınla ilgili şu da çok önemli bir şey. Kendi sorumluluğunu mu bekliyorsun? Son olarak ne bekliyorsun ve beklentilerin hani yüzde kaçı onunla ilgili, yüzde kaçı senin hayatınla ilgili? Ve 6'ya geliyoruz. Sen kendini ifade etmeye çalışırken reddedilen bir kişi karşısında evet karşındaki kişi seni reddetmeye çalışabilir. Mesajlarıyla, davranışlarıyla ya da işte hareketleriyle. Ama ne olursa olsun kuralınız şu olsun. Mütevazı olmak, alçak gönüllü olmak çok önemli. Yani incitmemek temel kural. Çünkü neden biliyor musunuz? Yolun sonunda yani süreciniz en sonunda ya da her an aslında kazanan sen olursun. Yani incitmemek temel düsturunuz olsun. İki insan vardır. Kimisi yaparak gider, kimisi yıkarak gider ya da kimisi yaparak ilerler, kimisi de yıkarak ilerler. Dolayısıyla hani bu konuda strateji demeyin de stratejik düşünme demeyelim. Bir felsefe tutum olarak insani bir tutum bir erdem olarak bunu söylüyorum size. Yaparak süreçte ilerlemek ve yapıcı bir tutum geliştirmek çok daha önemli. Çünkü inanın bir şeyi yıkmak çok kolay. Yani diz iskambil kartlarını üfre yıkılır ama onu yapmak çok daha zordur. Yıkmak için çok az bir enerji üretirken yapmak için çok daha fazla enerji üretiyorsun. İşte ilişkide de bu çok önemli bir noktadır. Hem sen kendin içinde bir bak ayna tut kendini, hem de partnerin içinde bir ayna tut. Yapmak için ne kadar, yaparak yapıcı olmak konusunda ne kadar enerji sarf ediyor. Çünkü inan yapıcı olma konusunda ne kadar enerji sarf ediyorsa o kadar fazladır. Dolayısıyla yıkmak en kolay şeydir. E, yıkarak ilerlemek en kolay şeydir. Şimdi o yüzden e, Şimdi incittiğin zaman inciterek ilerlediğin zaman partnerinde ya da eşinde ya da sevgilinde perde arkasında da her ne kadar sahnede bir şekilde üstü örtülse de sahne arkasında başka noktalara çizikler oluşmaya başlar. Yani DVD'de kayıtında çizikler oluşturmaya başlarsın ve negatif bir yük negatif bir enerji vermeye başlıyorsunuz. İncitmekten kastettiğim karşı tarafını eksik yetersiz hissettirme kadınlar daha çok yetersiz hissettirmek üzerinde. Erkekler de mesela daha çok değersiz hissettirmek üzerine kadına çalışır. Dolayısıyla kadınlara hani mesajım bu. Birazcık daha önerim. Yetersiz ve eksik hissettirmek üzerine mesela mesajlar vermeyin. Ya da e, erkekler için de şunu söylüyorum. Kadını değersiz hissettireceğiniz yönde mesajlar vermeyin. E, değerli kırmak ve yeterli hissettirmek ve bunu inciterek yaptığınızda e, yani geri dönülmesi zor eşiğin devamlı yudum yudum arttığı ve bir gün dolup taşıyacağı ya da eşiğin kırılacağı noktaya fark etmeden çoğu zaman ilişki kendiliğinden gelmeye başlıyor. Bu yüzden alçak gönüllü olmak, burada incitmeden mütevazı bir tavırda bulunmak çok önemli. Ve ne yapabilirsiniz? Şefkatle yaklaşıp empatiyle onun da sorunlarını anlayın ve onun da sorunları olduğu ya da neleri kafasına taktığı ve ona nasıl yardımcı olabileceği konusunda samimi bir şekilde sorun. Mesela 6 Durumunu onun okuyabilirsiniz. Yani durumu belki yanlış okuyor olabilirsiniz. Onun da durumunu okuyun ve ona şu şekilde belki çok fazla çalışıyordur. Belki biraz daha zamanı ihtiyacı vardır. Belki başka faturaları vardır. Başka sıkıntıları vardır. Hani onun hayatın alanında başka noktaları olduğunu da okumak gerekiyor. Dolayısıyla onları da planlayarak, yeniden anlamlandırarak aslında... ...karşı tarafı tekrar diyalogda bulun. Dolayısıyla halden anlamak... ...yani empatiyle yaklaşmak burada çok daha önemli. Sana nasıl yardımcı olabilirim deyin. Hani yargılamaktan ziyade... ...ya da bir şekilde nasıl destek olabilirim... ...nasıl yardımcı olabilirim. Bazen hani onun yanında olduğunu... ...onun destek olduğunu... ...enerjinle, yapıcı bir halde olmanla... ...senin kendi hayatında pozitif olman bile... ...bazen çok başlı başına... ...yetecektir. Dolayısıyla çoğu zaman mesela işte daha önceki, daha önceki maddeler suçlamak, yargılayıcı olmak ya da bilinçli olarak senin yüzünden şu yüzden demezsin ama o suçu hissettirirsin. Öyle bir yetersiz, öyle bir eksik hissettiriyorsundur ki kişi belli bir noktaya geldiği zaman artık buna kendisi zaten dur demek isteyecektir bir noktadan sonra. Yedinci nokta şu, bu hayat sizin hayatınız. Öncelikle sizin hayatınız ve öncelikle kendi hayatınızdan kendiniz sorumlusunuz. E, ve dolayısıyla elbette ki hayatınızdaki kişi de kendi hayatından sorumlu. Dolayısıyla herkes ne kadar kendi hayatında birey ve tam ve pozitif olursa, iki kişinin sinerjisi her zaman çok daha büyük olur. O yüzden e, reddedilme karşısında, yani karşı tarafın mesajını reddetme karşısında en sağlam duruş, pozitif bir tutumda olmaktır. Pozitif bir tutumda neyi kastediyorum diyorum? Suçlayıcı olmadan, iğneleyici olmadan, karşı tarafa değersiz ve yetersiz hissettirmeden mesajınızı iletebilme. Mesela ne gibi? Son zamanlarda çok meşgul olduğunu biliyorum ama o gittiğimiz, o güzel geçirdiğimiz işte gittiğimiz o yerleri çok özledim gibi bir ifadeyle yaklaşabilirsiniz mesela. Evet bugünlük bu kadar. Bugün ilişkilerle ilgili bir video sizlere sunmuş oldum. Cahil özgüveni ile ilgili videomuz gelecek. Onunla ilgili başka kaynaklara bakmaya başladım. Birazcık zaman uzadı. Önümüzdeki haftada onlarla ilgili yeni paylaşımlarım olacak. Zil butonundan tümünü seçerek zillerinizi aktifleştirebilirsiniz ki etkileşimimiz devam etsin. Sevgiyle sundum. Ben Erdem. Esenlikte kalın.